Değerli basın emekçileri, değerli milletvekili arkadaşlarım, değerli halkımız, haftalık grup toplantımıza hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Bir haftalık grup toplantımızı yine arkadaşlarımızın, rehin alınmış arkadaşlarımızdan yoksun gerçekleştiriyoruz. İfade etmek isteriz ki, başta eş genel başkanlarımız, grup başkan vekilimiz ve bütün milletvekili arkadaşlarımız tamamı özgürleşinceye ve bu hukuk garabeti ortadan kaldırılıncaya kadar, bu anayasaya aykırı olan durum giderilinceye kadar bu ülkedeki demokrasi ve barış mücadelemiz devam edecektir. Hiçbir arkadaşımızın dışarıda olan arkadaşlardan farklı bir tutumu ve siyasi çalışması yoktur. Bu yönüyle de içerideki bütün arkadaşlarımız aynen bizim gibi siyasi söylem ve etkinliklerinden ötürü siyasi iktidar tarafından rehin alınmış durumdadır. Bunu bir kez daha hatırlatarak ya hepimizin tutuklanması gerektiği ya da bütün arkadaşlarımızın bir an önce tahliye edilerek bu hukuk garabetine son verilmesi gerektiğini yinelemek istiyoruz. Bir diğer husus, bugün Türkiye'de Cumhuriyet tarihine bir kara leke olarak düşmüş olan Cizre'deki vahşet bodrumlarının yıl dönümü. Orada özellikle partimizin yürütmüş olduğu bütün aklı selim çabalara rağmen diyalog yöntemini öteleyen ve Cizre vahşet bodrumlarının açığa çıkmasını, insanların diri diri yakılmasına sebep olanları insanlık tarihinde ve vicdanında bir kez daha mahkum olacağına, bunun bu uğurda mücadele edeceğimizi anımsatarak onları saygıyla, minnetle anmak istiyorum. 143 kişi vahşet bodrumlarında diri diri yakıldı ve bunlardan bazılarının hala cesetleri teşhis edilebilmiş değil. Bu ancak olsa olsa Türkiye'de Cumhuriyet tarihine yazılmış bir kara leke ve bu ülkede yaşayan her yurttaşın bir eksikliği, bir utancı olarak algılanabilir. Değerli arkadaşlar, eş genel başkanlarımız siyasi rehine olarak hala Kandıra cezaevinde bulunduğu için biz kendimizi eksik hissettiğimiz ve grup toplantımızı ise onların eksikliklerini aratmayacak şekilde yürütmeye çalışmamıza devam edeceğiz. Ancak şu grubun bütün milletvekillerinin, çalışanlarının, partinin her bileşeninin ve sizlerin bir yüreğinin Kandıra cezaevinde, bir yüreğinin bir parçasının Silivri, yüreğinin bir parçasının ise Edirne cezaevinde olduğunu çok iyi biliyoruz. Tekrar biz bütün cezaevlerinde yatan siyasi tutsaklara ve özgürlük mahkumlarına selamlarımızı yollayarak haftalık grup toplantımızı başlatmak istiyoruz. Bu haftaki grup toplantımızda, haftalık grup toplantımızda sizlere hitap edecek olan arkadaşımız 3 aylık bir esaretten ve rehin alma durumundan sonra geçen hafta tahliye edilen ve kısmi olarak yüreğimize bu kararla suların serpilmesini sağlayan Diyarbakır milletvekilimiz, değerli yoldaşımız İdris Baluken sizlere hitap edecektir. Kendisini konuşmasını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Çok sevgili divan, değerli milletvekili arkadaşlarım, değerli partili arkadaşlarım, bugün grubumuzu onurlandıran çok değerli konuklarımız ve basının çok değerli emekçileri, öncelikle uzun ve zorlu bir ayrılıktan sonra 3 aylık bir tecrit uygulamasından yeni çıkmış olan bir milletvekilinin, bir insanın tarifsiz duygularıyla ve heyecanıyla
her birinizi ayrı ayrı selamlayarak grup konuşmamıza başlamak istiyorum. Hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Gerçekten son derece zorlu, sıkıntılı bir sürecin içerisinde bulunuyoruz. Benim açımdan da bugün bu konuşmayı yapmak, bu kürsüde sizlerle bahsettiğim gibi çok uzun bir tecrit konseptinden sonra bir araya gelmek çok farklı duyguları uyandırıyor. Zorlu ama onurlu bir ayrılık dönemi yaşadık. Bu süre içerisinde buraya gelirken en büyük temennimiz burada olması gerekenlerin, bu kürsüde konuşması gerekenlerin hitap edeceği bir grup konuşmasının parçası olmaktı. Bugün burada bu grup konuşmasını benim değil, şu anda Edirne cezaevinde rehin alınmış bulunan eş genel başkanımız Sayın Selahattin Demirtaş'ın yapması gerekiyordu. Kandıra cezaevinde rehin pozisyonda bulunan eş genel başkanımız Sayın Figen Yüksekdağ'ın yapması gerekiyordu. Onların rehin alınma sürecinden sonra grup toplantılarını yapmak üzere partimiz tarafından görevlendirilmiş olan parti sözcümüz Ayhan Bilge'nin yapması gerekiyordu. Ancak maalesef başlangıçta divanın da belirttiği gibi üzerimizdeki bu hukuksuzluk garabeti aynı şekilde devam ettiği için bugün bu konuşmayı çok tarifsiz duygularla bir kez daha burada ben yapmak durumunda kaldım. Normalde olması gereken şudur. 3 aydır F tipi, daha doğrusu tipsiz bir tecrit hücresinde insan yüzü görmemiş olan bir milletvekilinin, bir parlamenterin bu coşkulu kalabalık karşısında büyük bir mutluluğa, büyük bir coşkuya kapılması gerekirdi. Ancak tahliye edildiğimiz andan itibaren maalesef taşıdığımız burukluğu artıracak şekilde bu rehin alma ve tutuklama operasyonlarının her türlü hukuksuz süreçleriyle maruz kalmaya devam ettik. Henüz Kandıra cezaevinden adımı dışarı attığım ilk andan itibaren Sayın Ayhan Bilge'nin ve Sayın Meral Danış Beştaş'ın tutuklanma bilgisi tarafımıza ulaştı. O nedenle bugün burada büyük bir burukluk içerisinde hala bu hukuksuzluk garabetinin devam etmesinden dolayı tanımsız duygular içerisinde burada sizlerle düşüncelerimizi paylaşmanın gayreti içerisindeyiz. Bakın mevcut durum biraz normalleşmiş, kanıksanmış, olağanlaşmış gibi sürekli tartışılmak isteniyor. Oysa ki şu anda Cumhuriyet tarihinin, Türkiye siyaset tarihinin en anormal durumuyla karşı karşıyayız. Şu anda meclis çatısı altında bulunması gerekenler cezaevi çatısı altında bulunuyorlar. 6 milyon oy almış bir siyasi partinin ki mevcut yasalarımıza ve anayasamıza göre aslında 80 milyon Türkiye yurttaşının iradesini yansıtan milletvekillerinin meclis çatısı yerine cezaevi çatısı altında tecrit koşullarında olduğu günlerden geçiyoruz. Sayın Selahattin Demirtaş'ın Edirne F tipi cezaevinde herhangi bir işi yok. Sayın Figen Yüksekdağ'ın Kandıra F tipi cezaevinde herhangi bir işi yok. Ayhan Bilge'nin, Meral Danış Beştaş'ın, diğer bütün vekil arkadaşlarımızın cezaevi çatısı altında yapması gereken herhangi bir işleri yok. Onlar halkımız tarafından bu meclis çatısı altında yasama görevini yapmak üzere Türkiye'nin temel meselelerini çözüm getirmek üzere görevlendirilmiş olan siyasi çalışmalarının başında olması gereken arkadaşlar. Ancak bugün onlar eğer bu meclis çatısı altında değil de
cezaevindeki tecrit koğuşlarında bulunuyorlarsa, bugün sizlere seslenmiş olan bir milletvekili olarak ben henüz 5-6 gün önce aynı cezaevlerinin tecrit koşullarında 3 aylık bir rehin alma süreci yaşamışsam, bu durum bütün kamuoyu tarafından çok soğukkanlı bir şekilde, aklı selim bir şekilde tartışılmalı diye düşünüyoruz. Bir ülkede meclis çatısı ile cezaevi çatısı arasındaki geçişkenlik bu duruma gelemez. Eğer böyle bir durum yaratılmışsa burada normal bir durumdan söz edilemez. Cezaevi ile meclis arasındaki sınır silinmişse o ülkedeki demokrasi açısından geri dönülemez noktaya gelinecek büyük bir sorunsallığın alarm zilleri çalıyor demektir. O nedenle özellikle bugün bu konuşmayı yaparken bütün Türkiye toplumunun, bütün Türkiye kamuoyunun bu mevcut tabloyu bir kez daha göz önüne getirmesi, var olan bu çözümsüz hukuksuzluğu bir an önce tartışarak gidermesi için özellikle bir çağrıda bulunmak istiyorum. Bugün bu kürsüye çıkarken eminim ki her birinizin beklentisi buradan kendi duygularımızı ifade edecek, kendi duygularını güçlü bir şekilde buradan yansıtacak bir konuşma yapmamızdır. O düşünceleri dile getirmemizdir. Ancak biz hiçbir zaman bugüne kadar duygularımızla hareket etme imtiyazını kendimize tanımadık. Siyasette hiçbir zaman yaşadığımız bireysel sıkıntıları, karşı karşıya kaldığımız bireysel problemleri duygularımızı öne geçirecek şekilde ifade ederek oradan bir siyasi rant devşirmeye çalışmadık. Bizim siyaset tarzımızda hiçbir zaman kinle, nefretle, öfkeyle hareket etme gibi bir durum söz konusu olmadı. Bugün de aynı noktadayız. Bugün de kinle, nefretle, öfkeyle burada konuşacak değiliz. Tam tersine, yaşadığımız bütün bireysel sıkıntıların halkımızın yaşantığı bu devasa sıkıntılara bir çare olması için, memleketimizin, ülkemizin karşı karşıya bulunduğu bu sıkıntıların aşılmasına bir vesile olması için bir çabayı ortaya koymaya çalışıyoruz. Bu duruşumuzun doğru bir şekilde algılanması, doğru bir şekilde değerlendirilmesi ve buna göre de bu çözümsüzlük girdabından bir an önce çıkacak temel politikaların belirlenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Biz bugüne kadar nasıl yaptıysak bundan sonra da bağrımıza taş basmayı, yüreğimizi kanatarak bu ülkedeki 80 milyon insanın tek bir bireyinin bile tırnağına taş değmemesi için çabalamayı en kutsal görev, en büyük erdem olarak biliriz. Bugüne kadarki duruşumuzu bundan sonra da aynı şekilde buradan ifade etmek istiyorum. Bu tabii karşı karşıya kalmış olduğumuz hukuksuzluğu görmezlikten gelme anlamına gelmiyor. Sadece 4 Kasım akşamı bile ortaya çıkan resmi, ortaya çıkan tabloyu her biriniz gördünüz. Ben uzun uzun anlatacak değilim. Ama bu parlamentonun bir üyesi olarak, seçilmiş bir milletvekili olarak, 6 milyon oy almış bir siyasi partinin mensubu olarak, 80 milyonun iradesini temsil eden bir siyasetçi olarak o gece gözaltına alınan bütün arkadaşlarımızla birlikte bizlere Ranger pikaplar revarı görüldü. Rotası belirsiz helikopterler, Türkiye semalarında nereye gideceği bile belli olmayan, adeta milletvekillerini, siyasetçileri kaçıracak şekilde havalanmış olan uçaklar, kar maskeleriyle elinde silahlı olan güvenlik güçleri bize reva görüldü. Bu tablonun kendisi bile yaşamış olduğumuz hukuksuzluğun, o garabetin ne anlama geldiğini çok iyi ortaya koyuyor.
Düşünün ki önceden gideceğimiz cezaevlerindeki tecrit koğuşları bile önceden hazırlanmıştı. Bekletileceğimiz soğuk ve karanlık nezarethanelerde hemen yan tarafta IŞİD mensupları orada hazır bulundurulmuşlardı. Mahkeme süreçlerine falan girecek değilim. Cezaevinde gideceğimiz olan koğuşların hazırlanmış olması bile bu sürecin hukuksal açıdan nereye tekabül ettiğini çok iyi gösteriyor. Bakın 5-6 ilde aynı anda düğmeye basılmış gibi gece yarısı operasyonları yapıldı. Türkiye yargı sisteminde, Türkiye'deki adalet sisteminde böylesi bir operasyonu yürütecek olan bir yargısal mekanizma yoktur. Yani tamamen farklı dosyalardan, birbiriyle ilgisi olmayan fezlekeleri kapsayacak şekilde, tamamen farklı vekillerle ilgili, aynı anda Bingöl'den, Diyarbakır'dan, Şırnak'tan, Hakkari'den, Mardin'den savcılıkları harekete geçirecek herhangi bir mekanizma Türkiye'deki yargı sistemi içerisinde, adalet mekanizması içerisinde yoktur. Bütün günü mecliste geçiren, çalışma alanı belli olan, adresleri belli olan, sürekli kamuoyunun gözü önünde bulunan milletvekillerinin evlerine gece yarısı baskınları yapacak şekilde adeta kapıları kırarcasına bir operasyon hazırlığıyla ilgili bu süreci eş zamanlı olarak yürütecek bir yargı mekanizması Türkiye'deki yargı sisteminde yoktur. Bu tablonun kendisi bile bu karar sürecinin hukuki mi siyasi mi olduğunu o gün 4 Kasım darbesi olarak tarihe geçen bu demokrasi ayıbı gecesinin kararının nereden verildiğini ortaya koymaya fazlasıyla yetiyor sanıyoruz. Ben çıktığım bütün mahkeme heyetlerine bu soruyu sordum. Böyle bir mekanizma var mı? Biz mi bilmiyoruz? Aynı anda 6 ilden böylesi bir operasyonu yürütecek bir mekanizmayı biz bilmiyorsak siz bize anlatın dedim. Cevabını alamadım. Hala da alabilmiş değilim. Çünkü bunun cevabı yok. Çünkü bunun cevabını biz biliyoruz. Aynı anda bir partinin eş başkanlarını, milletvekillerini bu şekilde bir tarihi garabetle karşı karşıya bırakacak sürecin her bir aşaması tamamen siyasi kararlarla, siyasi sahiplerle şekillendi. Ve bunun için yargı mekanizması, hukuk mekanizması da maalesef tarihe kara bir leke olacak şekilde bir araç olarak kullanıldı. Hukuk siyasi amaçlar nedeniyle uzun süredir yapıldığı gibi 4 Kasım gecesi de maalesef araçsallaştırılmış oldu. 4 Kasım gecesiyle beraber sadece yargı kurumları üzerinden, hukuk sistemi üzerinden bu süreç gelişmedi. Aynı anda HDP'yi lince tabi tutan büyük bir toplumsal ve siyasal operasyonun bir kampanyanın da startı verilmiş oldu. Bizler gözaltına alınırken, tutuklanırken, eş başkanlarımız gözaltına alınırken, tutuklanırken, belediye başkanlarımız, il ilçe başkanlarımız gözaltına alınırken, tutuklanırken, cezaevi hücrelerinde izlediğimizde yaygın medyada HDP'ye terör operasyonu manşetleri atılıyordu. Evet, ortada bir terör vardı, doğru. HDP'nin geçtiği cümlelerle ilgili bir terör kelimesini zikretmek gerekiyordu, doğru. Ama o terör HDP'den kaynaklanan değil, HDP'yi hedefleyen, HDP'yi linç etmeye çalışan bu pespayelik terörünün ta kendisiydi.
Ben bütün o süreç içerisinde HDP'yi bu şekilde hedefleştiren, şeytanlaştırmaya çalışan, HDP'yi bir toplumsal lincin önüne atmaya çalışan, başta medya olmak üzere bütün bu çevrelere seslenmek istiyorum. Siz attığınız o manşetlerin gerisini takip ettiniz mi? Siz başlatmış olduğunuz o linç kampanyasının, o linç sürecinin gerisini takip ettiniz mi? Siz bizi dünyanın en tehlikeli insanları olarak Türkiye halklarına, Türkiye toplumuna yansıtırken, sonrasında hakkımızda hazırlanmış olan fezlekelerle ilgili, suçlamalarla ilgili, iddianamelerle ilgili tek bir gerçeği çıkıp dürüst bir şekilde 80 milyona aktardınız mı? O iddianamelerin içerisinde ne yazıyor? O fezlekelerde ne var? Arkadaşlarımız neyle suçlanıyor? Bunlarla ilgili tek bir gerçeklik kırıntısını bütün bir dürüstlüğünüzle çıkıp Türkiye toplumuna anlattınız mı? Hangi vekilimizin, hangi arkadaşımızın, hangi belediye başkanımızın, hangi il ilçe başkanımızın tek bir illegal örgütte, tek bir şiddet yapılanmasıyla, tek bir silahlı örgütle en küçük bir bağlantısı o iddianamelerde yer alabildi? Bunun cevabını kimse verebiliyor mu? Veremez. Çünkü o iddianamelerin içeriğin tamamı bizim buradan yapmış olduğumuz konuşmalardır. Muhtemelen bugün yapmış olduğum konuşmalar da ileriki bir tarihte bir fezlekeye konu olacak. Selahattin Demirtaş'ın bu kürsüden yaptığı bütün konuşmalar o iddianamede bir suçlama unsuru olarak ele alınıyor. Mitinglerde yaptığı bütün konuşmalar, siyasi çalışmalarda, halk toplantılarında yaptığı bütün konuşmalardan ibaret iddianamelerden söz ediyoruz. Figen Yüksekdağ'ın yaptığı bütün siyasi çalışmalar o iddianamelere konu edilmiş. Demokratik siyasi çalışmalar dışında o iddianamelerde dediğim gibi herhangi bir silahlı yapılanmayla, herhangi bir illegal örgütle, herhangi bir şiddet yapılanmasıyla ilişkilendirilebilecek tek bir cümle yer almıyor. Ben burada bütün Türkiye toplumuna sesleniyorum. 80 milyon yurttaşımızın tamamına sesleniyorum. Lütfen size dayatılmaya çalışılan bu algı yönetimine, bu pespayelik düzeyine inanmayın. O iddianamelerini, o iddianameleri her bir cümlesiyle, her bir kelimesiyle sizler tek tek inceleyip sizler kendi vicdanınızda, kendi aklınızda, kendi mantığınızda bir yargıya varın. Oradaki çalışmaların tamamı kürsü dokunulmazlığı, yasama sorumsuzluğu kapsamında olan çalışmalarımızdır. Biz mecliste ne demişsek sokakta da onu demişiz. Mecliste yaptığımız konuşmada, sokakta yapmış olduğumuz konuşmada yargısal bir sürece muhatap kılınarak sonra da büyük bir linç kampanyasının bir parçası haline getirilmeye çalışılmış. Dolayısıyla özellikle bu yanlıştan bir an önce vazgeçilmesi gerektiğini, bu linç kampanyasının hiç kimseye herhangi bir fayda getirmeyeceğini bir kez daha ifade etmek istiyorum. Bakın bütün arkadaşlarımız için durum aynı. Ama özellikle sembol bazı isimler üzerinden örnekler veriyorum ki bütün Türkiye halkları, bütün Türkiye toplumu mevcut durumu görsün. Eş Genel Başkanımız Selahattin Demirtaş'la ilgili iddianame, Sayın Demirtaş tutuklandıktan tam 90 gün sonra hazırlandı. Yani 6 milyon oy almış bir siyasi partinin eş genel başkanı tutuklanırken aslında ortada bir iddianame falan da yoktu. Aynı şey Figen Yüksekdağ için de geçerli. Siz bir partinin eş genel başkanına henüz iddianame bile ortada yokken bu şekilde tutukluyorsanız, bir tecrit hücresinde rehin pozisyonuna geçiriyorsanız bizim burada fazla söz söylememize gerek de yok. Biz hiçbir zaman yargılanmaktan korkmadık. Yargıdan da kaçmadık. Yargılanmayalım demedik. Hatta
ta dokunulmazlık tartışmaları başladığı andan itibaren meclis kürsüsünde meclis tutanaklarına geçecek şekilde bütün bu yargısal süreçleri dokunulmazlık değişikliğinin görüşüldüğü aşamadan başlayarak Türkiye toplumunun önünde yapalım dedik. Çünkü biz herhangi bir suç işlemediğimizi, siyasi çalışmalar dışında bize isnat edilecek herhangi bir suçlamanın en küçük bir parçası olmadığımızı, tarihin en haklı ve meşru yerinden siyasi çalışmalar yürütme dışında da bize dayatılmaya çalışılan o linç kampanyasıyla ilgili en küçük bir soru işaretine mahal bırakmak istemediğimizi bütün açık yürekliliğimizle ortaya koyduk. Bakın 90 günlük iddianame hazırlığı bitti. Şimdi Sayın Demirtaş'ın duruşma tarihi tutuklandığı tarihten tam 6 ay sonrasına atıldı. Sayın Yüksekdağ'ın duruşma tarihi bile henüz belli değil. Yani bir partinin eş başkanı önce tutuklanıyor, ortada iddianame yok. Sonra apar topar yaptığı konuşmalardan bir iddianame hazırlanıyor. Ama tutuklandığı günden tam 6 ay sonrasına duruşma günü veriliyor. Şimdi biz burada nasıl bir hukuk anlayışından bahsedeceğiz? Burada nasıl hukuk devletinin normlarına güvenerek Türkiye'de özgür ortamda demokratik siyaseti yürütmenin koşulları vardır gibi bir tespiti yapıp bunu halka anlatacağız? Bu tablonun kendisi bile içerisinde bulunmuş olduğumuz süreçle ilgili son derece önemli ve yakıcı bilgiler veriyor. Bu tablo kabul edilebilir bir tablo değil. Bu tabloyu Türkiye toplumunun, ülkemizin, bu toprakların bir an önce aşması gerektiği kanaatindeyiz. Hiçbir hukukta, hadi bırakalım hukuku, hiçbir dinde, hiçbir inançta, hiçbir ahlaki normda, hiçbir vicdanda bu uygulamaların bir karşılığı olamaz. Kaldı ki biz bugün bir referandum sürecinin içerisinde bulunuyoruz. Bakın bu referandum sürecinde bir partinin eş genel başkanları, milletvekilleri, belediye başkanları, il ilçe başkanları cezaevlerinde bulunuyorlar. Şimdi bu referandum sürecinde bile bu tabloyu aşmadığınız zaman ortaya çıkacak sonucun meşruiyetinden bahsedebilir misiniz? Hem hukuksal açıdan hem siyasi açıdan tam bir akıl tutulması, tam bir kör düğüm çıkmasıyla karşı karşıyayız. Normal hukuk devletinde olması gereken şey, bu tarz akıl tutulmasının yaşandığı süreçlerde yerel mahkemelerin, savcılıkların, hakimlerin bu tarz sorun alanlarını aşma noktasında inisiyatif kullanamadığı süreçlerde ya da siyaset kurumunun, siyasi iktidarın bu tarz sorunları aşma noktasında bir siyasi irade, bir siyasi inisiyatif koymadığı süreçlerde en üst yargı mercilerinin devreye girerek bu krizi hukuk devletin normları çerçevesinde çözmesidir. Bizde de bu anlamda Anayasa Mahkemesi en üst yargı merci olarak aslında adalet duygusunu yok etmemek üzere mevcut yasalar ve anayasa kapsamında bir görev tanımıyla zaten görevlendirilmiştir. Ancak aradan geçen 3 aylık sürece rağmen hala Anayasa Mahkemesi'nden herhangi bir karar çıkmış değildir. Bu 3 aylık süreçte ne oldu? Neden görüşülmedi? Neden Anayasa Mahkemesi gündemini almadı? Anayasa Mahkemesi bu 3 aylık süreçte neler yaptı tartışmalarına falan girecek değilim. Bizim derdimiz hukukun ya da siyasetin güç getiremediği, inisiyatif alamadığı, irade koyamadığı noktada hukuk devletinin korunmasıyla ilgili Anayasa Mahkemesi'nin tarihsel görev ve sorumluluğunu bir an önce yerine getirmesiyle ilgili karşı karşıya kaldığı bu tarihsel sorumluluktur.
Anayasa Mahkemesi'nin bu tarihsel sorumluluktan kaçmaması gerekiyor. Bir an önce bu hukuk garabetiyle ilgili durumu netleştirerek bütün Türkiye toplumunu rahatlatacak, bütün ülkeyi rahatlatacak, bu referandum sürecinde de adil, özgür ve demokratik koşulları sağlayacak bir kararı, bir raporu mutlaka kamuoyuna ivedilikle sunması gerektiğini düşünüyoruz. Aksi takdirde hukuk devletinin bütün normları tamamen tüketilmiş olur. Ortada hukuk devleti diye bir şey kalmaz. Anayasa Mahkemesi'nin bu konuda elinde emsal kararlar var. Daha önceki yıllarda Balbay kararı, Haberal kararı olarak kamuoyuna yansıyan, o dönem tutuklu bulunduklarında vekil seçildikleri için bizim milletvekillerimizin de tahliye olduğu o emsal kararlarla ilgili Anayasa Mahkemesi'nin bir an önce yasama görevini yaparken, milletvekilliği görevini yaparken tutuklanmış olan arkadaşlarımızla ilgili bu süreci mutlaka gündemine alması gerekiyor. Mutlaka bu konuyla ilgili ayrıntılı raporları kamuoyuna aktarması emsal olacak. Önümüzdeki 100 yıl içerisinde bile başvurulabilecek kararları bir an önce Türkiye toplumuna açıklaması gerektiğini düşünüyoruz. Daha önceki dönemlerde Anayasa Mahkemesi özellikle basın özgürlüğü veya ülke siyasetini, ülkenin genel durumunu ilgilendiren bu konularla ilgili ivedi bazı kararlar da almıştı. Yakın dönemde bakın Can Dündar ve Erdem Gül'le ilgili yapmış oldukları bir haberden dolayı bir haksız tutuklama süreci olduğunda Anayasa Mahkemesi sadece 2 ay içerisinde o mevcut hukuksuzlukla ilgili durumu karara bağlamıştı. O hukuksuzluğu ortadan kaldırmıştı. Ama şu anda cezaevinde milletvekilleri var, haksız yere tutuklu olan siyasetçiler var, haksız yere tutuklu olan iddianamesi hazırlanmamış olan gazeteciler var. Ancak hala ortada bu hukuksuzluğu kaldıracak en üst yargı merciğine ait bir hukuk kararı göremiyoruz. Bu ayıbın bir an önce ortadan kaldırılması gerekiyor. Ben buradan bunu bir çağrı olarak bütün kamuoyuna, bütün ilgili yetkililere bir kez daha altını çizerek ifade etmek istiyorum. Bize oy veren 6 milyonunda iradelerini temsil etmiş olduğumuz 80 milyonunda hukuk devleti açısından gözü kulağı sizin yürüteceğiniz bu hukuksal süreçlerdedir. Anayasa Mahkemesi ile ilgili vereceğiniz bu kararlardadır. O nedenle bunu zamana yayma, bununla ilgili mevcut durumu görmezden gelme gibi bir tavırdan mutlaka uzaklaşılması ve bir an önce bu hukuk garabetinin ortadan kaldırılması gerektiğini düşünüyoruz. Bakın ben demin de ifade ettim. Bu koşullarda yapılacak bir referandumun meşruiyeti tartışılır. Nerede görülmüştür? Dünyanın neresinde görülmüştür? Parlamentoda en büyük 3. grubu bulunan siyasi partinin 2 eş başkanı tutuklu olacak. Grup başkan vekili tutuklu olacak. 10 milletvekili tutuklu olacak. 70'e yakın belediye başkanı tutuklu olacak. Binlerce il ilçe başkanı, parti çalışanı tutuklu olacak. Bütün belediyelerine neredeyse kayyum atanmış olacak. Yerel yönetimler düzeyindeki halk iradesi tamamen ortadan kaldırılmış olacak. Ondan sonra da referandumla ilgili bir süreç yürütülüp adil ve demokratik ortamda seçim yaptık denilecek. Bunun kabul edilebilir hiçbir yanı yok. Evet, biz bu referandum sürecinde adil, demokratik, özgür, eşit koşulların sağlanması gerektiğini düşünüyoruz. Bunun bir an önce sağlanmasını istiyoruz. İşte bunun için en hızlı şekilde bu bahsetmiş olduğumuz tablonun hızla devreden çıkarılması gerekiyor. Bu siyasetçilerin bir an önce siyasi çalışmalarının başına dönmesi gerekiyor. Tutuklu gazetecilerin,
kapatılan basın yayın kurumlarıyla ilgili, muhalif olan bütün kurumlarla ilgili bütün bu kanun hükmündeki kararnamelerle devreye konmuş olan süreçlerin tekrar gözden geçirilmesi gerekiyor. 55 milyon seçmenimiz oy kullanacaksa, evet oyu verenler için de, hayır oyu verenler için de eşit ve adil koşulların bir an önce sağlanması gerekiyor. Evet kampanyasını yürütenlerin de, hayır kampanyasını yürütenlerin de aynı koşullara, aynı imkanlara sahip olması gerekiyor. Sayın Binali Yıldırım, Sayın Devlet Bahçeli, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, Sayın Tayyip Erdoğan nasıl referandumda kendi hedefledikleri siyasi çalışmaların başında olacaklarsa, Sayın Selahattin Demirtaş'ın da Sayın Figen Yüksekdağ'ın da siyasi çalışmaların başında olması gerekiyor. AKP'li, MHP'li, CHP'li tüm vekillerin nasıl ev ev, sokak sokak çalışmasıyla ilgili imkanlar ortaya konacaksa, HDP'li bütün vekillerin de ev ev, sokak sokak çalışabilecekleri o imkanların bir an önce sağlanması gerekiyor. Hükümete yakın kalemlerin özgürce evet propagandası yaptıkları bir dönemde, İnan Kızılkaya'nın, Ahmet Şık'ın, Murat Sabuncu'nun, Kadri Gürsel'in ve diğer tüm muhalif gazetecilerin de bir an önce özgürce kendi düşüncelerini kamuoyuna, halka aktaracakları koşulların sağlanması gerekiyor. Bu ortamı sağlamadığınız zaman adil ve eşit, özgür bir ortamda, demokratik bir ortamda bir seçimden bahsedemezsiniz. Bakın TRT başta olmak üzere devletin bütün resmi kurumlarında, bütün özel yayın kurumlarında bu çalışmayı yürütecek olan bütün siyasi partilere eşit düzeyde söz hakkının, propaganda hakkının mutlaka tanınması gerekiyor. Aksi takdirde zaten meşruiyeti tartışmalı olan bu anayasa değişiklik paketinin oylanacağı bu referandumun meşruiyeti de, meşruiyet tartışması da asla bitmeyecektir. Sorun sandıktan evet hayır oyu falan çıkarmak değil. Sorun önce bu meşruiyet tartışmasını giderecek koşulları bir an önce sağlama sorunudur. 12 Eylül Anayasası'nda da sandıkta bir oylama yapıldı. %92 oranında evet oyu alındı. Ama o %92 evet oyu alındıktan bir gün sonra meşruiyet tartışması açıldı ve bugün bile biz hala 12 Eylül referandumunun meşru olmadığını, adil, eşit, özgür koşullarda yapılmadığını tartışıyoruz. Bu konuda bütün siyasi partilerde aynı şekilde görüş belirtiyorlar. Şimdi aynı nehirde bir kez daha yıkanmanın bir anlamı yok. Tarihte aynı yanlışı, aynı hatayı bir kez daha yapmanın bir anlamı yok. Bakın bu anayasa değişikliği paketinin kendisi yapılış itibariyle meşru falan değil. Diyarbakır milletvekili olarak benim ismim genel kurulda okunduğunda ben oy kullanamadım. Söz hakkımı kullanamadım. Yasama görevim gasp edildi. Bir partinin eş başkanlarının ismi okunduğunda meclis kürsüsünden tek bir cümle söz söyleyemediler. Oy kullanamadılar. Şimdi böylesi bir koşulda hazırlanmış olan bir anayasa değişiklik paketinin meşru olduğunu söyleyebilir misiniz? Şimdi mevcut durumda o meşruiyetle ilgili durum ortadan kaldırılmadığı gibi şimdi de referandumun meşruiyetiyle ilgili bu bahsetmiş olduğumuz çözümsüzlükte ısrar hala devam ettiriliyor. Bunun kabul edilebilir hiçbir yönü olmadığını buradan bir kez daha ifade etmek istiyorum. Bakın HDP açısından bu kadar ağır koşulların olduğu bir ortamda hala HDP'nin tavrıyla ilgili kafa karışıklığı yaratmaya, suyu bulandırmaya çalışan anlayışları da büyük bir ibretle takip ediyoruz. Yani bizim
oy ve söz hakkımız gasp edilerek aslında meşru koşullarda hazırlanmayan bir anayasa değişiklik paketiyle ilgili mevcut tutumumuz bile hala bir şekilde bulanıklaştırılmaya çalışılıyor. Bu konuda açık ve net konuşalım. Bu konuda oy hakkı gasp edilmiş, söz hakkı gasp edilmiş. Dolayısıyla ilk andan itibaren o sürecin dışına atılmış bir parti olarak, bir partinin mensupları olarak bu anayasa değişiklik paketine en güçlü şekilde hayır demek bizim hakkımızdır, bizim. Halkımız bu referandumdaki oylamanın ne anlama geleceğini çok iyi biliyor. Kimse merak etmesin. Bu referandumda sandığa atılacak her bir oy bizim açımızdan sokağa çıkma yasaklarını, o kent çevrelerindeki insan geçirmez ablukaları oylama olacak. Kentleri yakıp yıkan, viraneye çeviren o uygulamaların, o politikaların bir oylaması olacak. Doldurulmuş olan cezaevlerinin, tutuklu bulunan milletvekillerinin iradesine el konmuş olan yerel yönetimlerin durumunun oylanması olacak. Böylesi bir oylamada HDP seçmeninin tavırsız kalmasını kim bekleyebilir? HDP seçmeni böylesi bir tabloda tavır koymayacak da, böylesi bir tabloyla ilgili sandıkta en etkin şekilde kendi inisiyatifini ortaya koymayacak da ne zaman bunu yapacak? Bu kafa karışıklığı için soru işaretlerini ortaya atmak isteyenler hiç mi bunları düşünmüyorlar? Ekran ekran dolaşıp aynı yüzlerle tek işi HDP'yi linç etmek olan bu insanlara halkımızın hiçbir şekilde güvenmemesi gerektiğini buradan açık bir şekilde ifade etmek istiyorum. Onlar cepleri doldurularak, cüzdanları doldurularak sırf HDP'yi karalamak için, sırf HDP seçmeninde bir kafa karışıklığı yaratmak için o ekran senin, bu ekran benim her akşam bir yerde boy gösteriyor olabilirler. Her akşam konuştuklarında HDP bitti, HDP baraj altında kaldı, artık barajı geçmesi mümkün değil gibi bir takım kirli propagandalar yürütebilirler. Ancak biz kendi gücümüzü çok iyi biliyoruz. Tarih boyunca barışı savunanlar, kardeşliği savunanlar, demokrasiyi savunanlar nasıl kaybetmediyse, nasıl kazandıysa, nasıl büyüdüyse HDP de bugün aynı şekilde büyüyor, aynı şekilde kazanmaya kenetleniyor, aynı şekilde de kazanacaktır. Anadolu'da güzel bir söz vardır. Ölü evinde çok ağlayandan, düğün evinde de çok oynayandan korkacaksın diyorlar. Bunların tamamı için bu söz son derece anlamlıdır. Biz gerektiği zaman ağlamasını da bilen, gerektiği zaman coşkulu halaylarla oynamasını da bilen, soylu bu kadim toprakların halklarının bir evladı olmaktan her zaman onur duyduk. Onur duymaya devam edeceğiz. Böyle düşündüğümüz için de mutlaka başaracağız. Bakın burada bu referandum sürecinde bizimle en aykırı düşünen insanlarla aynı ortak hedef doğrultusunda bu ülkenin demokratik geleceği konusunda tavır belirleme noktasında da en küçük bir rahatsızlığa falan da sahip değiliz. Biz ortak vatan perspektifiyle bu ülkenin demokratikleşmesi, bu cumhuriyetin demokratikleşmesi ekseninde bize en aykırı düşünen insanlarla da kardeşçe yaşamak istiyoruz. Bugüne kadar hep bunu savundum. Bundan sonra da bunu savunmaya devam edeceğiz. Bizim tavrımızla ilgili referandumda farklılıklarımızı farklı bir noktaya çekmek isteyenler HDP'nin ilk günden bugüne kadar
perçinleştirmeye çalıştığı o kardeşlik duvarına çarpmaya mahkumdurlar. Bu topraklarda yaşayan tek bir insana karşı en küçük bir kin, öfke duygusuna falan sahip olmadık. Bundan sonra da olmayacağız. Tam tersine farklılıklarımızın zenginlik olduğunu, bu zenginlik içerisinde ortak bir geleceği birlikte örerek bu topraklarda demokratik, adil ve eşit koşullarda en güzel yaşamı birlikte öreceğimize inanıyoruz. Bize en aykırı olan fikrin en güçlü bir şekilde kendini ifade etmesini bugüne kadar hep savunduk. Bundan sonra da aynı şekilde savunmaya devam edeceğiz. Ama bugün bakıyoruz, referandum çalışmasını yürütenler bu farklılıkları bir ayrılık noktası üzerinden ele alarak toplumsal kesimleri karşı karşıya getirecek, toplumsal kesimleri kutuplaştıracak kampanyaların startına şimdiden başlamış durumdalar. Hedefine HDP'yi koyanlar, HDP'yi lince tabi tutarak, HDP'yi itibarsızlaştırarak bu referandumdan sonuç almaya çalışıyorlar. Ya biz sormak istiyoruz. Siz bu sandıkta HDP'nin programını ve tüzüğünü mü oylamaya sunacaksınız? O 18 madde içerisinde HDP'nin tüzüğü, programı, seçim çalışmaları varsa eyvallah, istediğiniz kadar konuşun. Biz size cevap verme noktasında en layıkıyla kendi görevimizi yerine getiririz. Ama Türkiye toplumunu kandırmayın. Siz sandığa götürdüğünüz o 18 maddeyle ilgili, bu paketin içeriğiyle ilgili neden tek bir cümleyi çıkıp 80 milyona anlatamıyorsunuz? Onun hesabını Türkiye toplumuna verin. Ha, şuna çok meraklıysanız, yani HDP'nin tüzüğünü, programını ya da Anayasa Uzlaşma Komisyonu'na sunduğu anayasa taslak metnini eğer oylama gibi bir merakınız varsa eyvallah, başımız gözümüz üstüne. O durumda Sayın Cumhurbaşkanı bu garabet 18 maddelik anayasa değişikliği paketini oylamasın. Gelin birlikte HDP'nin 80 milyonun tamamını kapsayan anayasa değişiklik paketini sandığa götürelim. İstediğiniz sözü söyleme, istediğiniz eleştiriyi ortaya koyma, istediğiniz linç kampanyasını yürütme özgürlüğüne siz sahip olun. Biz de o sandıkta oylamış olduğumuz taslak metnini halkımıza anlatalım. Bakalım sonuç ne oluyor? Bakın, Türkiye toplumunun bu mevcut durumu mutlaka göz önünde bulundurması gerektiğini bir kez daha vurgulamak istiyorum. Sandıkta oylanacak olan 18 madde ile ilgili bu anayasa değişiklik paketini savunanlar hiç sağa sola falan sapmasınlar. Hiç öyle farklı şekilde bir kampanyayı falan kendi önlerine falan da almasınlar. Bu 18 maddede ne var? Bu 18 madde hukuk devletini ne kadar güvence altına alıyor? Kuvvetler ayrılığını ne kadar güvence altına alıyor? Yerelde halk iradesini, yerel yönetimlere dayalı ademi merkeziyetçi bir demokratik devlet işleyişini ne kadar esas alıyor? Çıkıp halka anlatsınlar. Bunu halka anlatamıyorlar. Çünkü içerisinde, bu 18 maddelik paketin içerisinde kuvvetler ayrılığını tamamen ortadan kaldıran, hukuk devleti normlarını tamamen rafa kaldıran, bırakın yerel yönetimlerin yereldeki halk iradesinin inisiyatif almasını, tek bir kişinin inisiyatifiyle koca bir ülkeyi adeta teslim almaya çalışan bir düzenleme söz konusu. O nedenle özellikle önümüzdeki günlerde çok daha farklı propagandalara başvuracaklarından eminiz. Bakın, dün HDP üzerinden toplumu bölerek amaçlarına ulaşmaya çalışanlar bugün cepheyi genişlettiler. Bugün bütün hayır oyu kullanacak olan yurttaşlarımızı hedefe koydular. Dün HDP'ye terörist diyenler bugün hayır oyu verecek olanları şimdiden terörist ilan etmeye başladılar. Ya daha referanduma gitmiş değiliz, daha sandık sonucu belli olmuş değil.
Nedir bu telaşınız? Bu toplumu bir seçime mi götürüyorsunuz? Yoksa kutuplaşmayı artıracak bir savaş sürecine mi sokuyorsunuz? Böyle bir sorumsuzluk olabilir mi? Bunun kabul edilebilir herhangi bir durumu söz konusu olabilir mi? Bakın bunların yaptıkları, bunların söyledikleri yarın yapacaklarının ve yarın söyleyeceklerinin güvencesidir. Bütün Türkiye toplumu bunu görmelidir. Daha referandumdan onay almadan toplumu evet oyu ve hayır oyu verenler olarak da değil, terörist olanlar ve terörist olmayanlar diye ayıranlar yarın onayı aldıktan sonra bu ülkeyi ne hale getirecekler? İşte tablo bugünden ortaya çıkıyor. Bugünden itibaren bu dilin, bu sorumsuz anlayışın, bu çatışmacı anlayışın terk edilmesi gerektiğini buradan bir kez daha vurgulamak istiyoruz. Bu ülkede sonuç ne olursa olsun bizim toplumsal barışa ihtiyacımız var. Bu ülkede evet oyu vereceklerin de hayır oyu vereceklerin de birbirleriyle çatışacakları değil, ortaya çıkacak sonuçtan sonra da birbirinin yüzüne bakacakları, birbiriyle ortak bir kaygıyı paylaşacakları bir geleceği örmeye hepimizin ihtiyacı var. Şimdi birilerinin tuzu kuru olabilir. Birileri iktidar nimetlerini toplumsal barış taleplerine tercih edebilir. Ama biz bunu kabul etmiyoruz. Bakın Mardin Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Türk tahliye edildikten sonra barışla ilgili umudu artıracak, en azından bir şeylere vesile olacak birkaç mesajı bütün kamuoyuyla paylaştı. Beklerdi ki herkes Sayın Ahmet Türk'ün ortaya koyduğu ve barışın önemini vurgulayan bu mesajlar üzerinden yapıcı bir katkı sunsun, taşın üstüne bir taş daha koyarak toplumsal barışla ilgili mevcut durumu nasıl sağlayabilirizin arayışına girsin. Ama daha ilk günden Ahmet Türk'ün yaptığı açıklamalara cevap verenler barış için çok geç diyorlar. Siz barış için geç kaldınız diyorlar. Ahmet Türk gibi bir siyasetçiyi bile barışa ihanet edecek bir noktada tanımlama pervasızlığını gösteriyorlar. Ahmet Türk'ü 40 yıldır, 40 yılı aşkın bir süredir bütün Türkiye toplumu tanıyor. Bırakın sadece Kürt halkını, bütün Türkiye halkları Ahmet Türk'ün yüreğinin, kalbinin barış için yürüttüğü o mücadeleyle birlikte nasıl çarptığını çok iyi biliyor. Onun barışla ilgili çabasını, niyetini, onun barışla ilgili mücadelesini hiç kimsenin sorgulamaya ne hakkı vardır ne haddi vardır. Barış için de asla geç olduğunu düşünmüyoruz biz. İnsanlık tarihi boyunca barış için geç oldu diyen bir siyasetçiye de aslında rastlayamazsınız. Yoktur böyle bir şey. Tam tersine toplumsal kutuplaşmanın, gerilimin, çatışmanın, şiddetin, terörün, savaşın en yoğun olduğu dönemlerde barışın en fazla ihtiyacının hissedildiği dönemler olarak gündemleştiğini görürsünüz. Eşyanın doğası gereği böyledir. Nerede bir çatışma varsa, nerede bir şiddet varsa, nerede bir savaş varsa tam da o an barışın gündemleşmesi gereken andır. İnsanlık tarihi boyunca eğer insanlar her savaşın yoğunlaştığı dönemde barış için çok geç demiş olsalardı hiçbir savaş bitmezdi. İnsanlar biterdi. İnsanlık biterdi. Oysa ki savaşı bitiren, insanlığa ve insanlara sahip çıkan eşsiz bir mirasa hepimiz sahibiz. Biz bu ülkede insanlığımızın bitmesini istemiyoruz. İnsanlarımızın, genç insanlarımızın, analarımızın bitmesini istemiyoruz. Bu savaşın bitmesini istediğimiz için de barış için asla geç değildir. Barışın tam zamanıdır. Varsa barış üstüne koyacağınız bir taş, o taşınızı alıp barış çalışmalarına katılın çağrısını bir kez daha bu gruptan ben vurgulamak istiyorum.
Özellikle barış açısından bir Sırat Köprüsü'nden geçtiğimiz bir dönemi yaşıyoruz. Bu köprüden düştüğümüz anda bir cehennem ateşinde, bir savaş cehenneminde kavrulacağız. Bu tablo ortaya çıktı. 2 yıldır zaten ortaya çıktı. Bakın bu kürsüden de defalarca ifade ettik. Çözüm masasının devrilmesinin ne anlama geleceğini, ülkeyi hangi badirelerle karşı karşıya bırakacağını defalarca söyledik, ifade ettik. Ne oldu? Sonuç ne oldu? Şimdi yoğun gündemden, güncel gelişmelerden herkes bu yaşadığımız sıkıntıların kökenini çok fazla sorgulamıyor. Bakın bugün ağır bir toplumsal krizle karşı karşıyayız. Ne zaman başladı? Çözüm masası devrildiğinde başladı. Ağır bir siyasal krizle karşı karşıyayız. Ne zaman başladı? Çözüm masası devrildikten sonra başladı. Ağır bir ekonomik kriz, ağır bir dış politika iflası, Avrupa Birliği ile ilgili süreçlerde tam bir çöküş, dünyada itibarını yitiren, kendi içerisine kapanan bir ülke pozisyonuna hızla gelmiş durumdayız. Nereden başladı bu süreçler? Bir kıyaslama yapacaksak hangi süreçle kıyaslayacağız? Biz çözüm süreci devam ederken, o masa kuruluyken, toplumsal krizden, siyasal krizden, ekonomik krizden, Avrupa Birliği ile sorunlardan, demokratikleşme ile ilgili krizlerden, Suriye politikasında, Orta Doğu politikasında çöküşlerden bahsediyor muydu? Tam tersine, bütün bunlarla ilgili 80 milyonun tamamında büyük bir umut yok muydu? Büyük bir beklenti yok muydu? Çözüm masasını devirip biz ülkeyi daha iyi hale getireceğiz diyenlerin ülkeyi getirdiği durum ortada. Oysa çözüm masası bugün kurulmuş olsa birçok sıkıntıyı yeniden aşmanın koşullarına, imkanlarına sahibiz. Bakın Anadolu'da çok meşhur bir hikaye hep anlatılır. Barışla ilgili, barış zamanıyla ilgili, barış zamanlamasıyla ilgili. Bir kuşla bir yılan arasında geçen bir hikayedir bu. Bir kuşun çalılıkta yapmış olduğu yuvanın yerini öğrenen yılan, kuş her yuvadan ayrıldığında gidip oradaki yumurtaları yemeye başlar. Bunu fark eden kuş, tabii günün birinde bir yere gizlenerek bu yumurtaların akıbetinin ne olduğunu öğrenmeye çalışır. Ve orada nöbette beklerken de usul usul yuvaya doğru kıvrılan o yılanı görür. Büyük bir hırsla, büyük bir hınçla kuş yılana saldırır ve yılanın kuyruğu vücudundan ayrılarak yılan acı içerisinde kıvranmaya başlar. O sırada da yılan, biz bir barış yapmalıyız, tekrar seninle barışmalıyız der. Bunun üzerine kuş, bende bu evlat acısı, sende bu kuyruk acısı oldukça artık barışamayız. O şansımızı yitirdik der. Biz bu ülkedeki barış zamanlamasının evlat acılarına, birilerinin kuyruk acılarına kurban edilmesini istemiyoruz. Kimin hesabı ne olursa olsun, kimin hesabı ne olursa olsun, en büyük ihtiyacımızın barış olduğunu ve bununla ilgili ertelenemez bir görevle karşı karşıya bulunduğumuzu bir kez daha vurgulamak istiyorum. Yarattıkları bütün bu ağır tabloyu da, bütün bu siyasi kaos durumunu da topluma, ülke ağır bir saldırı altında, işte bütün dış güçler, şer odakları, üst akıllar, bilmem içerideki hainler devreye girdi şeklinde yansıtarak o sorumluluktan kaçmaya çalışanlarla ilgili de Türkiye toplumunun mutlaka mevcut durumu sorgulaması gerektiğini düşünüyoruz. Kurtuluş Savaşı örneğini verenler, Kurtuluş Savaşı yıllarında 7'den 70'e Kürdüyle, Türküyle, Alevisiyle, Sünnisiyle bu ülkedeki bütün toplumun nasıl kenetlendiğini bir göz önüne getirsinler. Çanakkale'de, Urfa'da, Maraş'ta, Antep'te, Anafartalar'da bu toplum yek vücut olduğu için kendi önündeki bütün tehlikeleri bertaraf etti.
Şu anda o ruhun kırıntısından bahsedebilir miyiz? Şu anda o ruhu yok edenler bir de kalkıp topluma algı yönetimleri üzerinden, algı operasyonları üzerinden farklı bir takım siyasi hesapları dayatmanın gayreti içerisindeler. Bunu kabul etmiyoruz. Bu ülkenin topraklarıyla ilgili kaygı taşıyan insanların tamamının bu ülkenin insanlarıyla ilgili, insan kaynaklarıyla ilgili kaygıyı yüreklerinde taşıması gerektiğini düşünüyoruz. Topraktan çok insan kaynağının kaybolması bir ülkeyi felakete götürür. Hani bu Kurtuluş Savaşı yıllarına atıf yapanlar var ya, onlar kendileri de bilirler. Kurtuluş Savaşı yıllarında bu ülke belli noktalarda topraklarını kaybetti. Ama insanlarını kaybetmediği için, insan kaynaklarını o dönem için kaybetmediği için, hepsini tek bir hedef etrafında buluşturabildiği için o kaybettiği toprakları almasını da bildi. Bugün de hepimizin ihtiyacı olan ruhun o ruh olduğunu bir kez daha vurgulamak istiyorum. Bu yanlışlardan, bu çözümsüz anlayışlardan, bu kaotik girdaplardan bir an önce çıkmamız gerektiğini, bu ülkenin tek bir gencini kaybetmeye, tek bir anasının gözyaşını dökmeye artık tahammülümüzün kalmadığını vurgulamak istiyorum. Önemli olan, bir kez daha altını çizerek söylüyorum, barışı koca bir mezarlığın üstüne tesis etmek değil, akılla ve mantıkla ülke gerçekliğinin üzerine tesis etmektir. Bütün bir ülkeyi bir mezarlığa çevirdikten sonra, bütün bu coğrafyayı koca bir cenazeler, koca bir ölüler yurduna çevirdikten sonra barışı tesis etmeniz de bir işe yaramaz. O nedenle Halkların Demokratik Partisi olarak bugüne kadar yürütmüş olduğumuz barış mücadelesini aynı kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz ve mutlaka da bu ülkede barışı, demokrasiyi, kardeşliği, özgürlüğü hep birlikte sizlerle birlikte sağlayacağız, tesis edeceğiz. Ben bugün bu grup toplantısına katılan bütün konuklarımıza, bütün arkadaşlarımıza, bütün basın emekçilerine bir kez daha en derin sevgi ve saygılarımı ileterek grup konuşmamı sonlandırıyorum. Sağ olun.